Soru 1. Bir. bir davete katılan Ali, Burcu, Cemal, Didem, Engin ve Filiz isimli 6 arkadaş için etrafında 6 sandalye bulunan şekildeki masa ayrılmıştır. Araları çok iyi olan Ali ve Burcu bu masadaki yan yana olan sandalyelere oturmak istemektedirler. Buna göre bu 6 arkadaş masaya kaç farklı şekilde oturabilirler diyor. Şimdi ben Ali ile Burcu'yu buraya aldım varsayarsam diğerlerinin kendi arasında yer değiştirmesine gelecektir. 4 faktörü değil mi? Şimdi Ali ile Burcu'yu buraya aldın. Şöyle gelemezler mi? Ali ile Burcu burada olabilir. Ali ile Burcu burada olabilir. Ali ile Burcu burada olabilir. Yani 1, 2, 3, 4. 4 ihtimal var. Bir de çarpı 2 faktörü. Ali ile Burcu'nun yer değiştirmesi. 24 çarpı 8'den 192 gelir cevap. 2020 TYT kurgusu. İkisinin yaşı 18, ikisinin yaşı 19, ikisinin yaşı 20 olan 6 kişi bir santranç turnuvasında karşılaşacaklardır. Bu turnuvanın ilk, ilk turunda her yarışmacı kendi yaşında olmayan biriyle eşleşecekmiş. İlk turdaki eşleşme kaç farklı şekilde olabilir diye soruyor. Şimdi 18 yaşında olan 2 kişi olsun A ve B kişileri. 19 yaşında olan A, C ve D olsun. 20 yaşında olan E ve F olsun. Şimdi. Ben 18 yaşında olan iki kişiden A ve B'den birini seçtim. Yani A ya da B'yi seçtim. İkinin birisini seçtim. İki ihtimalim vardı. Şimdi sen bu A kişisini C ile karşılaştırdığın zaman buradaki D kişisi için B'yi seçme ihtimalin kalmaz. Çünkü o zaman E ile F karşılaşır değil mi? O zaman A kişisi için C ile karşılaşacaksa D için kaç seçenek kalacaktır? Bak yine 2 E ya da F'den biri. O zaman şöyle yapalım. Buradan iki kişiden bir kişiyi seçtim. Atıyorum Buradan da iki kişiden bir kişiyi seçtim. İkinin birlisi olsun. Yani A ile C'yi karşılaştırdım. Sonrasında B veya D fark etmez. E veya F'den biriyle mi karşılaşacaklar? Atıyorum B'yi aldım. Bak bir daha söylüyorum. D'ye gitme şansı yok bunun. O zaman şu ikisi karşılaşır. Demek ki B'yi aldığın zaman ya E'ye gidecek ya da F'ye gidecek ya. İkinin birlisi derim. Zaten geriye de atıyorum sen B'yi E'ye götürdüğün zaman tek bir ihtimalin kalır. O da D'nin F'ye gitti. Çarpı 1. 2 çarpı 2 çarpı 2'den cevap 8'dir. Soru 3. Akın 4 metre uzunluğunda bir kumaşı ölçmek istemektedir. Akın'ın elinde her biri 1 metre uzunluğunda olan 5 tane, her biri 2 metre uzunluğunda olan 4 tane, her biri 3 metre uzunluğunda olan 3 tane olmak üzere toplam 11 tane çubuk vardır. Akın bu 11 tane çubuktan sadece 2 tanesini kullanarak 4 metre uzunluğundaki kumaşı ölçecektir. Buna göre Akın ölçüm için kullanacağı iki farklı çubuğu kaç farklı şekli seçebilir? Şimdi ölçmesi gereken uzunluk kaç metre? 4 metre. Şimdi 4 metre için şöyle yapabilirsin. Bir kere iki tane bundan alabilirsin. Yani dördün ikilisi gelebilir. Veya e, bir tane bundan bir tane bundan alabilirsin. Yani 5'in birisi çarpı 3'ün birisi. 4'ün ikilisi 6. 5 kere 3 15 toplarsan cevap 21 gelir. Soru 4. K pozitif bir gerçel sayı olmak üzere ifadesinin açılımındaki x üzeri eksi 4'lü terimin katsayısı x üzeri 4 terimin katsayısının 16 katıdır. Buna göre k kaçtır? Şimdi x üzeri eksi 4 nasıl gelir baktığın zaman? Şimdi ben 8'in acaba kaçtasını aldığım zaman hani x üzeri 8 eksi r diyorsun. K bölü x üzeri r diyorsun ya. X'in kuvvetinin eksi 4 gelmesini istiyorum. Şimdi burada x'in kuvveti 8 eksi r gelir. Şimdi sen bunu yukarı x üzeri eksi 1 olarak yazdığın zaman kuvvetleri çarparsan eksi geldi. Eksi 4. 12 eşittir 2 r ise r geliyor bak buradan 6. Demek ki 8'in 6'lısını aldığın zaman hani x üzeri 2 k bölü x üzeri 6 gelmiş oldu. Hatta buradaki x üzeri eksi 4 terimin katsayısına gelir? 8'in altılısı çarpı şunlar zaten katsayı değildi. k üzeri 6 geldi. Şimdi bölüm x üzeri 4'lü terim. Peki x üzeri 4'lü terim nereden gelecektir? O da 8'in ikilisinden gelir. Bak kontrol et. x üzeri 8 eksi 2'den 6. k bölü x üzeri 2. x üzeri 6 x kareye bölersen gerçekten x üzeri 4 gelir. Bunun k sayısı da 8'in ikilisi çarpı k üzeri 2 neye eşit olacakmış? 16'ya. Zaten 8'in ikilisi 8'in 6'sına eşittir. E, k üzeri 6'yı k üzeri 2'ye bölersem k üzeri 4 16 ise pozitif dediği için neyin 4. kuvvet 16'dır? 2'nin.